Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Şimdi bu zan böyle yazılıyor. Yeri neresidir? Çıkış yeri yapayım, size göstereyim. Buraya kadar çalışılmış. Bak boğaz harfleri var, dil harfleri var, dudak harfleri var. ZAM burada bakın dilin ucundadır. V değil. Rubayi dişleri arka değil. Ön taraftan. D, Z. Ondan sonra yeri. Diğerini de göstereyim. Şuradan çıkıyor abi. Dudakta. Z. LAM. Hep böyle önden çıkan harf buraya toplanmış. Bunlardan bir tanesi de Z harfidir. Bu bize neyi doğuracaktır? Şimdi göreceksiniz inşallah. Şimdi... Z harfi, nun harfi şey, neyin tabiatıdır? Z harfi zuhur cansızlardandır. Zuhuru yani ölüyü diriltir. Zan da öyledir. Yoku var eder. Varı da yok eder. Böyle bir özelliğe sahip. Çok ilginçtir yani böyle. Zanla konuşacağız ama acayip bir ders yani. Duman eder ya. Mezara, mezarı kabir zannediyoruz. Ölü zannediyoruz. Kabir zannediyoruz. O kabrin kabridir yaşarken mezarımı tarik oluyor. Yazar yaşarken şunu demek istiyorum. Mesela bir gadap, bir şehvet, bir öfke, bir merhamet, bir şefkat, bir tefekkür, bir halet ruhiye, memnuniyet, bir vefa. İçimizde abi. İçimizde mi abi? Salih, içimizde. Uyanınca biz onun içine giriyoruz. İçine girdiğimiz her şey bizim ahiretimiz oluyor ya menfi veya müsbet. Hiç kimse hiç kimse dünyada yaşamıyor. Herkes zanını yaşıyor. Hiç kimse hiç kimse hakikati görmüyor. 27. sözden söylüyorum. Aynı hakikati surette görmek. Hakikati zahirde görmek yani. Luka öyle şey tabir öyle geçiyor. Hakikati zahirde görmek. Nerede? Göremedikçe biz suretteyiz. Hakikati nerede? Hani Allah'ın veya büyük zatların veya bize anlatılan Risale-i Nur'un anlattığı gibi ''Elma armut erik'' böyle değil yani. ''Kopar, kaç kat, işte 15-20 lira ver erik al.'' Bu değil yani. Bu değilmiş. Abiler zandayız, zan. Zan tabuttur. Zan mezarlıktır okuyacağım. Öyle tabuta girip mezara girdiğimi zannetmeyin. O tabutun tabutudur. Ustad 17. sözde bunu söylüyor. Hazır zaman tabutuna bindim. Hazır zaman tabutuna bindim diyor. Zan harfinin, Z harfinin sıcaklık, soğukluk ve rutubet vardır. Yani zıtları doğurur. Yani zan yazılırken harfın tabiatıyla yazılıyor. Mesela Kur'an'da bazı sureleri çok çabuk okursunuz. Bazılarını da okuyamazsınız. Dönüp baktığınızda e, ateş tabiatlı harflerin galip olduğu. Mesela e, İsmazamın Azam'ın bulunduğu iki tane süre var. İsmazamın bulundu. Azam'ın bulunduğu. Bir tanesi Fetih Suresinin biz e, namazla öğle namazından sonra okuduğumuz yerdedir. Bütün Kur'an'ın harflerini kullanıyor. Oradan önce. Bir tane de 25. Söz'de var o ayet. Geçen de demiştim ama unuttum bakmaya. Bir de o var. Zıtları doğurur. Varı yok, yoku var eder zan zan edersen zandan çıkarsın. Ve Vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamak. Çünkü niye? Olmayacak bir şeyi yapmaya çalışmaktır. Bedihi bir muhali vaki zannetmek gibidir. Sistemdir bu abiler. Ortadan kaldıramazsınız. Kalkmayacağı bir şeyi kaldırmaya çalışmak işte olduğu için. Kalkmaz bu. Zan kalkmaz, vehim kalkmaz, ve vesvese kalkmaz. Yönetilir veya seni yönetir. Basamaktır merdivendir. Ya aşağıya doğru veya yukarıya doğru. Her şey üst üste gelirse yukarıya gideceksin. Her şey alt alta gelirse aşağı doğru gideceksin. Öyle. Böyle bir sistem. Garip bir dünya. Aslında anladığımız gibi hiç değil. Şu anda hiç kimse kendisini görmüyor. Bana bakarken içini seyrediyor. Doktor diyor ki mesela röntgenini veriyor. Bak diyor röntgenin şu diyor. Herkes oraya bakarken kafa röntgeni aslında buraya bakıyor. Ama röntgen mu? Mesela aynada da öyle. Lavaboya bakarken lavaboya. Ee, ne, nereye görüyorsun burayı? Onun saçını düzeltsene. Niye bunu düzeltiyorsun? Orayı görüyorsun. Oraya, oradan buraya bakıyoruz. Bu derslerle kendimizi seyrediyoruz ya. Yani. Su unsurudur, küçük unsuru havadır. Her şeyi malandırır. Zan'daki Z harfi. Su unsuruna benziyor. Yani su unsuruymuş. Ama az bir şey, bir şey hava unsuru da var. Mühennestir doğurgandır, doğurur. Dişili özelliği var. Elif hemze harfleri vardır. Ona girmeyeceğiz. Birinci felektir. Böylelikle zeyi yaptık. Nun, mülk ve ceberut alemindendir. Mülk, burası. Ceberut, lef-i mahfuz soğuk ve kuruluk tabiatındandır. Ötekisi suydu. Unsuru topraktır. Ötekisi neydi? Suydu. Bu toprak. Evet. Hadi bakalım. Şimdi o harfler eyleme geçiyor. 17. sözde diyor ki hazır zaman tabutuna bindim. Bak zanneymiş. Şu anda bir daha söylüyorum. Burada olduğumuzu zannediyoruz. Bur burası beden adreslemek için, dünyada belirlenmek için bulunuyor. Bu işe yarıyor. Şu anda bana bakıyor gibi gözükürken hastanede röntgen var ya. Röntgende harice baktığın gibi burayı seyrediyorsun. Lavaboya bakıp burayı seyrettiğin gibi. Şimdi zan bakayım neymiş ona bakacağız. Seni hakikattan koparıp suretini atan her şey zandır. Bu suizan. Zan, önce bir zanı bir anlatayım da ondan sonra suizan iki de bir demeyeyim. Dur. Bir şey, bir sistemi, bir arabayı, bir makineyi, bir cihaza yönetebilmen için onu tanıman lazım. Onu hakim olman için. Buradan kamyon çıkar mı bu yükle? Arabayı bileceksin, yolda bileceksin. Bu onu çeker mi? Hakim olabilmenin yolu onu tanımaktır. Bu sistemi tanımam lazım. Arkadaşlar en ufak bir hatıra ya bir tane, bir işaret, bir öpmekte. Başka ne diyor? Bir lokma. Bir lokma. Bir kelime. Bir kelime. Bir tane. Bir tane. Bir lema. Bir lema. Bir işarette. Bir işarette. öpmekte bakma. Bir öpmekte bakma. Altı tane. Bunla, bunlardan besleniyor zan. Ama bütün kainatı diyor devamında. Yutsa tok olmayacak. Hatta bütün kainat Allah'ın dışında ağaç, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil her şey insana konsa, toz, gelse toz gibi olur. Bütün kainatı yutsa tok olmaz, yani doymaz. Böyle bir fıtrat bir atoma, bir lokmaya, bir öpmeye, bir işaret, bir kelimede batıyor gidiyor. Yani bütün kainatı yutsa tok olmuyor, atomuna mezar oluyor bazen. Bir zan bunu yapan, bunun adı, bu o sistemin adı zan. Eveli neymiş? Yaradılıştır, hiçbir şey değil. Zan mastar, zan. Herhangi bir, iki şekilde dışarıya çıkıyor. Hüstü zan, suyu zan. Hüstü zan, suyu zan. Zan kendisi ortada. Tamam. Şimdi zanın evelisi, hemen ağacın köküne git. Ha, ağacın yazılımı. Ama mesela şöyle diyelim. Nar ağacının ben şey, şeyini fidanını aldım. Kırıkan, Hatay, Adana'da 450 gram, yarım kilo gelenleri Rize'de de olur zannettim. Ulan ben benim ben oraya götüreyim. Götürdüm. Ağaç oldu. Nar oldu ama <laughs> nar bu kadar oldu. Yani suç kimin? Toprağın değil. Ağacın da değil. E, şartların. E peki çekirdekte de bir değişiklik var mı? Yok. Çekirdek tamam. Ahirisine, ahiri meyveye gidin. Kazanımlarının bütünselliği olan enfusi alem. Yani kulu vallahu çekirdekteki ni kastediyor. Kulu vallahu ehad En son küllehü küfüven ehad 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 İkisi de çekirdek. Ama meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdek ne aynısıdır ne gayrısı. Bakın başı da ehad Sonu da ehat. Ağacın başı da çekirdek, sonu da çekirdek. Ama çek ikinci çekirdek, birinci çekirdeğin ne aynısıdır, ne gayrısıdır. İşte zan sistem yaratılmış bize verilmiş. Ahirisi biz, o meyvenin adı insandır, içindeki çekirdeğin adı zandır. Sonra zahirisi nedir? Kişinin içsel alemini kısmen ifade eden fiiliyatın yaşantısıdır. Ağaç mesela Rize'de bu kadar al verdi. Versene böyle bir şey. Ben orada nem derecesi, güneşin vurma şeyi vesaire vesaire. Ben bu kadar. Peki fıtratı bozuk mu? Hayır. Yani zahir bozuk. Batınısı nedir? Ağacın arkası. Dimağındaki, kafandaki tasavvurlar sisteminde tasavvur var ya. Dimağda mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik. Yani dört tane yani tahayyül, tahayyül tasavvur, ta tasdik, yok öyle mi? Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Dimağda yedi mertebe var. Bunun yeri neresidir? Batınısı dimağın ikinci tabakasındadır. Tasavvurdadır. Dimağdaki tasavvur sistemindeki emrin ismi ve itibarilerin ahlak, niyet ve nazarların beslendiği yerdir. Yani zan neyle beslenir? Ahlakla niyet ve nazarla. Nasıl besleniyor? Hemen ona geçiyorum. Bu şeyi geçen hafta gösterdim. Çok istifade ettiğinizi zannediyorum. Gene edeceğini zannediyorum. Nasıl besleniyor? Bak zan ne yapıyor? Şunu yapıyor abiler. Şimdi adam demiş ki gavur. Atomun merkezinde proton var, çekirdek. Tamam? Var. Bu çekirdeği diyor. Çekirdeği. Misket kadar büyütsen. Geçen hafta dedim mi dedim? el olur. ahsen ve levkanı 280 day olsa faydadır. Bakın bu ma maddeyi bizi meydana getiren, yüzümüzü, vücudumuzu meydana getiren atomlardır. Bu atomdan bahsediyorum, kayıptan değil. Yüzümü meydana getiren, gözümü meydana getiren kalbimi ve aklımdaki o dima, sinir sistemimi de kanımı meydana getiren atomun çekirdeği olan protonu diyor misket kadar büyütsem. Tamam. Ona en yakın geçecek elektron İstanbul'dur diyor. Adam İstanbul söylüyor. Bunun arası diyor, daha önce biz okurken boştur diyor. Şimdi dumandır diyor. Kozmik bir duman. Ne oldu belli değil. Bilmiyoruz diyor. Bu İngiliz'in şeyi. Şimdi ben bunun arkasına düştüm. Niye düştüm? Ya mesela kötü bir haber duyunca deme vuruyor. Nasıl ağrıya dönüşüyor? Utanınca kızarıyorum. Utanmak madde değil, maddede gözüküyor. Korkunca kağıt gibi oluyor. Ee, doktor tansiyona bakınca fırlıyor. Bakmayınca çok rahat oluyorum. O kanı hareketlendiriyor. Avusturyalı, Avustralya değil. Bir kadın, ben bunu deneyeceğim diyor. Niçin bunların? Bunun peşine düşmüş ya. Bir de e, Kayashi Kitoshima mi neydi bir Japon. E, bunu böyle 400 küsür sayfa kitabını okudum. Okudum. Diyor ki niye erik bu renkte yani e, kiraz niye niçin insanlar bu renkte bu neyin hakikati yani suret nereye dayanıyor En son şu anlar 76'da suret hakikata istinad eder ondan medet alır hayatlanır ruhlanır diyor Koca kitabın şeyi buna da bile varamadı Yani namazı kılsa niyet etmese namaz için olmasa gene suratı nurlanmıyor ha, Şimdi bunun ne işime yarayacak Namaz kılanın, oruç tutanın veya düşünen insanın iyi veya kötü düşünen hain ve veya merhamet, siması değişiyor mu? Değişiyor. Nesi değişiyor? Diyor ki o adam protonla elektron arası boştur. Orayı kozmik bir enerji diyor. Ne olduğu belli olmayan ama her şey olabilen bir boşluktur diyor. Ben oraya bir baktım. Orayı dolduran, maddeyi doldur, maddeyi değiştiren şey olması lazım çünkü sima değişiyor. Zan varmış. Zanlar oraya giriyor. Zan ettiğim şey protonla elektron arasına girip onun için sima değişiyor. Diyorsun ya ulan şu adamın gözüne bak ya en yılanı gibi sokuyor ya. Ulan rahatsız oldum bu adamdan. Veya esnafsınız bilirsiniz öğretmensiniz doktorsunuz. Bu adam doğru söylüyor ama güvenmiyorum ya. Bu adam itiyor ruhum. Ya istemiyorum ha, Mehmet kardeş. Fabrika. Doğru söylüyor gibi ama yok ya ruhum bir şey mi itiyor. Ha. Şimdi niye simalar değişiyor? Bakın lavaboya bakıyorum. Suretim de gösteriyor. Suretime bakıyorum. Ruhumu gösteriyor. Ruhuma bakıyorum Allah'ı gösteriyor. Burası ruh seyrediyor. Ve benim diyor. Benim takkem der gibi benim simam. Ha, burayı ne dolduruyormuş? Zan. Sonra o protonla elektron arasını dolduran ahlak, huylar derler ya huysuz adam be huyun batsın falan. Hulukların cemi, huy. Onun için e, kişinin diyor namazı sizi aldatmasın Allah Resulü diyor. Ayette de o namaz kılanlara yazıklar olsun. Niye ahlak ağır? Girdiği zaman eve veya iş yerinde sanki despot ya. Acayip bir şey yani. İslam şeyi yok ki ahlak. Ve ben 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim. Dememiş. Ve Davut Ne demiş Hasan'ım? Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. İşte ahlak başka bir şey. Ve Asın İmamı Bediüzzaman evlenirken veya insani ilişkilerde diğer ulemaya rağmen şöyle demiş. İlk ölçü din değil. Kastamonu 252. Seciyeten, ikinci ölçü kız verirken, kız alırken. Sonra diyaneten. Sonra sanat. Sanat kendini yönetebilme becerisi. Birincisi adam diyanet, din ama adam ahlakı yok ya. Gavur gibi bile değil yani. Demek ki uzatmayayım. Protonla elektron arasında zan. Zanlarımız oraya girdiği için simamız değişiyor. Oraya girdiği için huy, ahlakımız gergin oluyoruz. Niyet ve nazar mahiyet eşyayı değiştirdiğini ustad Sari söylüyor. Niyet ve nazar mahiyet eşyayı, eşanı mahiyetini değiştiriyor. Mesela genetiğini, genom. Genetikle ağaçın zahirisiyle uğraşmıyor bilim insanı, genetikçiler. Çekirdeğiyle uğraşıyor. Aynı onun gibi insanın genetiğini değiştirebiliyor. Onun için uğraşıyorlar olan bu tüklere bu bunlara ne kadar gıda şey yaptık, hücum ettik, günü değişmiyor ya. Sebebi, ne kadar bozulsa bile, bozuk şeyler yelse bile, bu milletin seciyesinde, zan, ahlak, niyet ve nazarı, güçlü olma nispetinde, maddeye hakim oluyor. Madde ille, bozuk olunca insan çökecek değil. Mesela onlardan bir tanesi, korku, ee, somut e, somut değildir, soyuttur, düşünseldir. Ama adam felç olabiliyor. Mesela tansiyon. Ya bakayım tansiyon. Herkes de aman, aman. E, mesela Afyon'daydım ben. Kendim yaşadığımı söylüyorum. Normalde normalden bir hepsinden küçük ve büyük fazla çıktı. Abi bir de bakalım dedi. İyi dedim bak şimdi. Şimdi dedim onu en az bir, bir buçuk aşağı inecek. Hemen Odaklandım işte kendimce bir yöntem. Hop o da dinliyordur şimdi derse. Allah Allah 1.3'te aşağı inmiş. Kasıyorsun kendin Onu fiilen anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Düşünceler, zanlar, niyet ve nazarlarımız, ahlakımız maddeyi değiştiriyor. Madde değişiyor abiler. Mesela ee, keramet gibi gözükürken aslında Allah'ın başka bir adeti olan 28 defa Bediüzzaman zaman zehirlenmiş. Ama maddenin <laughs> arkasına geçtiği için maddeye hükmetmiş ve sol memesinin altında zehir toplanmış. Vefat edeceği zaman Allah onu hareketlendirmiş. Böylelikle şehite olmuş. O zamana kadar durmuş, kendisi gösteriyormuş. Az zehir burada. Niye aktif olmuyor? Dur, durmuş. Biliyorsunuz bu Madde, madde böyle değişiyor. Ee, hastanede, koronada yatıyor. Şimdi yatıyor, ben orada da yoğun bakımda, orada da apar topar götürdüler öteki tarafa. Ona baktık beyaz örtü örttüler. Ona ben burada şimdi nasıl düzeleceğim ki? Biraz, biraz, biraz önce kendisini kötü hissetti, yoğun bakıma geçti. Yoğun bakımda hemen biraz bir yere götürdüler, bir baktı ki beyaz örtüyü örttüler. Ölmüş. Şimdi oradan ben nasıl diri kalacağım? Ya? Zan aktif oluyor. Onun için pek evde ölen olmuyor. Çoğunlukla hastanede ölüyorlar. <laughs> Sebebi ölülerle beraber oldukları için olumsuzluklarla ama gitmeyeceksiniz anlamında değil ha. Doktor kızacak bana. Yani zanını anlatmaya çalışıyorum. Ko da evde ölen pek olmamış. Duymadık da hep hastanede ölmüş. Nasıl öldü? Çünkü ölülerle nasıl diri kalacaksınız? Zan işliyor demek istiyorum. Zan. Şimdi bunu da geçiyorum. Atı emrimizi nasıl alacağız? Yani zannımıza nasıl hakim olacağız? Yani dünyamızı cennet yapacağız. Orayı burada yaşayacağız. Sıkıntın dahi olsa. Bir, sıdk sahibi olacağız. Sıdk. E, zıttı ne? Kisp. Yani doğru olacağız. İki, helal yiyeceğiz abiler zana hakim olmak için. Abiler ciddi olacağız. Laçka yalama yapmış cıvata hiçbir şey tutmaz. Ciddi olacağız. Ciddi etmen yok. Somurtkanlık değil. Allah aşkına sakın evde yapmayın ya. Hiç kimse yapmayın. Kendinizi bile atmayın, yapmayın aynaya bile. Böyle yapamıyorum ya. Sakın. Yani zehir bir şey. Zehir zemberektir. Öyle insanlar oturup da kalkılmaz ya. Kendisinin faydası yok. Öyle bir ders yapıyor ki. Birisi tenkit ediyor beni. Ca Cafer söyledi. Yok. Nerede dediler ya? Bir yerde dediler. Abi seni dedi Allah'ı diyor. Allah'ı diyor. Çok seviyorum falan diyor. Nasıl demişti? Ya Kur'an'da diyor ki diyor Allah benden korkun. Ama ben çok zevk alıyorum diyor. diyor. Nasıl diyor ya? Diyor. <laughs> Mevt hayat kadar mahluktur. Mevt'i mevt zannedersen mevt mevt olur. Mevt mevt olur. Ya. Oysa kendi ötekisini de barındırıyor. Zıttıban diyor. Yani hayatsız mevt mevtsiz hayat olur mu? Celalsız cemal cemalsız. Cemal. Allah o korku haf dediği bizim anladığımız korku zannetmiş. Haf Allah. Ustad ne diyor? Hafullah'ta lezzet var diyor. Öyle değil mi? Allah'ı sevmekte de ürpermek değil. Tam tepsine. <laughs> Onlar bana gönder kardeşim onu bana gönder. Allah'ı sevmekte zevk vardır. Hafullah'ta lezzet vardır. Ya. Peki Hafullah'ta diyor lezzet varsa muhabbetullah'ta ne olur? Ben mi uydurdum bu cümleleri? Ha. Bir, Zan atımıza bilmek için sıtk sahibi olacağız. Sıtk ne demek? Zıttı ile düşün. Kisp. Yalancı olmayacağız. Yalan konuşmayacağız abi. Ne olursa olsun. Abi, YouTube'daki videolar ölçü değil. Bu benim değil de bitsin. Mustafa ben yalan diyemem. Rahmetli şimdi bizim avukat rahmetli, rahmet istiyordu. Dedi ki peki abi. İki ciddi olacağız. Seni gördükleri zaman bu adam bu adam. Yani bu sefer sen kendine ciddiysen şeytan bile sana selam durur. Ciddi olacağız. Davamızda ciddi olacağız. Üç. <laughs> maddi ve manevi hayalimizi, düşüncelerimizi iktisatlı kullanacağız. <laughs> İktisat, bunu suretten mesela ikide bir <laughs> affedersin. İkide bir araba değiştirmek, ikide bir telefon değiştirmek, kar kıyamet koparken gömleklerin adedi yeni gömlek almak belki siyasiler için olur. Yani devlet başkanları için olur ama yani bunun herkesin herkese göre ölçü farklı olur. Ama iktisat edelim diye. Başka ümit sahibi olacağız. Bunun tersi yiyiz. Yeis mani er kemaltır. Her kemalata götüreni yok eder. Ümitli olacağız. Dünyada en bahtiyar insan kim? Bir eli yağda bir eli bağda iş yerine helikopterle giden çeşitli hanımları olan değil. Allah ve ahiretle ümitli olandır. Ümidi fazla olandır. Mesela işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun her her sıfatı çok harika ya. Kur'an'ısı, takvası böyle, miracı sair Her şey övünülecek yani sahiplenilmek istenilen bir şeydir ama beni hasta değil Hasan'ım. Hasta eden hasta onun imanı. Onun imanı hastayım ya. Nasıl bir iman Allah'ım ya Rabbi. O nasıl bir göl ya o nasıl bir okyanus. Kafir düşüyor, iman sahibi oluyor ya. Acayip neyse çıkamayacağım. Hemen geçiyorum. Fazilet sahibi olacağız. Fazilet nedir abiler? Fazilet. Güzel ahlakların vasatı olacağız. İfratı da kötüdür. Mesela e, haset kötü değildir. Nimettir. Bak nimet olduğunu göstereyim. Fazilet o. hasedin ifratı onda olmasın, bende de olmasın. Tefriti bende de olmasın. Onda da olmaz. Yeter ki onda olmaz. Bende de olmaz. Vasatı onda da olsun, bende de olsun. Bana bir tanesini söyle. Mesela diyelim ki şehvet. İfratı nedir? Helal haram dinlemez. Tefriti nedir? Hiçbir şey şey yok, arzusu yok. Vasatı ne? Helali ne? Allah dediği kadar. He? İffet. Mesela korkuyu yapalım, korku ve psikolojik temelin şeyi. Korku uygulayım. Korku, ifratı nedir? Maddi ve manevi korkulmayacak her şeyden korkmak. Ya, yani her şeyden. Tefriti nedir? Maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmamak. Vasatı nedir? Allah kork dediği şeye kork miktarı kadar korkmak. Mi, o miktar kadar korkmak. Psikolojiye uygulayayım. Doktorun bunu mazinin elemi. Elem ma 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 mazidedir, geçmişte. Korku gelecektir. Bak psikolojinin koca bir kitabın kulasasını yapıyorum. Abi psikolojim bozuk. Abi canım sıkılıyor. Abi yatamıyorum. Takıntılarım var. Yatakta duyamıyorum Sağa sola dönüyorum. Durumum iyi değil. Diyorsan geçmiştir. Dert imal etmeyeceğim bak çare de söyleyin. Ha psikolojisi sıkıntılarınız varsa ki realitesi nedir? Eylemdedir, elem'dir. Usta diyor ki, elem varsa onun mazide olduğunu gösteriyor duyguların, fikirlerin oraya bağlı. Abi korkularım var. Endişe, kaygı. Hani var ya tıptaki adı. Kaygılarım var. Endişe, korkularım var. Gelecektesin. Çünkü yaşanmamış yaşanabilir. Peki nasıl tamir edeceğiz? Geçmişi. Tövbe. istiğfar, ee, imani Allah'a iman ile. Ondan sonra e, şey yapar diyor. Eee şeri keser, hayra bir şey verir diyor Kader Risalesi'nin. Neydi o? Dua ve tevekkül. Ha, dua ve tevekkül. melan ı şeri. Me şeri keser, şeye kuvvet verir. Meylan-ı Me hayra kuvvet verir. Bir, geçmişte varsa abi, hiç ümitsiz olma. Tövbe et. Allah senin günahından daha büyüktür. Allah aciz değildir. Allah bizim gibi düşünme. Allah'a bakın teslim, tevekkül, Allah'a itimat, Allah'a kanaat etmek. Allah'a kanaat etmek ağır bir söz ama maalesef öyle. Kendi derdini kendi çözme yani. Allah'a itimat, Allah beni affedecek. Affeder. Çünkü vaat etmiş. Allah bizi bu dünyaya cehenneme sokmak için, azap vermek için getirmemiş. Vallahi böyle bir şey yok yani. Böyle bir böyle bir Rab yok bizi azaplamak için değil yani. Rabbin ve ma rabbuke bi zalimin lil abid. Rabbin kullar üzerine zalim değildir aşağı. Biz ya. Ha biz kendi dünyamız cehennem yapıyor. Bir, Teslim seleme İslam doğru yaşayacağız. Tevekkül doğru düşüneceğiz. Allah'a itimat edeceğiz. Allah'ımızın bize ihsan ettiği maddi ve manevi şu hayatımıza kanaat edeceğiz. Ha? O da kader. Şimdi bunun adı hep fazilet. Ne yaptık? Psikolojiyi bak maziyi böyle ta tamir ettik. Gelecekte korkularım var. Nasıl? İmani bil ahiretle korkulardan kurtulursun. İm Allah'a imani billah ile maziden biraz önceki gelecek korkusu var ya kaygısı. Kalbim duracak, ne, tansiyonmuş şey yapacak, pıhtım atacak, öldüm öleceğim. Bil, imani bil ahiret. İmanın iki ayağı var. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet maziyi tamir ediyor. Nur istikbali tamir ediyor. Mesela mezarın üzerini kaldıran ahireti iman. Ahireti iman arttı mı? imanı bil ahiret. Korkularımız güvene dönüşüyor. İmanı bil ahiretle korku. Niye? Allah ne yapıyor gelecek? Mesela nasıl söyleyeceğim? Ya ben kendime mukayet miyim ya? Ben kendi irademle mi geldim ki kendi irademle gideceğim. Nasıl öleceğim kalp krizine? Sana ne ya? Bana ne? Benim işim mi? Nasıl öleceğimi bana mı bıraktı? Yok öyle ölebilirim. Böyle yapabilirim. Ee, hamama şimdi girersem bayılabilirim. Tek başımda öl, şimdi ölsem kim beni bulacak? Ya sana ne bunlar ya? Gelirken düşündün mü ki nasıl gideceğim ben bu alemi şahadete diye Giderken düşünüyorsun. Düşünüyorsun. Hatta daha acayipini söyleyeyim. Ya oraya nasıl gireceğim çok korkunç. Lan geldiğin alem sanki geldiğin yöntem çok mu kolaydı? Daha mı acayip güvenilirdi? Olacak şey mi ya Nerelerden geldin bir bak hele ya. Babala bu daha iyi. Daha kolay. Hafif burada giriyorsun çekip gidiyorsun. Ama geliş alemine baksana ya. Ruhlar aleminde kaç sene durmuşum ya. Kaç sene ruhlar aleminde durmuşum. Kaberim. Ha? Kaberim. <laughs> Müddi Arabiye göre 40 yıl ruhlar durmuş. 48 saat ömrün vardı. Değerlendiremeseydin ademe düşecektin. <laughs> ya hiç bütün varlığınla 48 saati değerlendirdin ve vücuda çı mevcuda çıktın. O kadar. O kadar. Kardeşim nasıl öleceğimizin şeklini bize bırakmamış. Bize demiş ki kul al ya. Allah'tan ümidini kesme. İmane bir madem Allah var Problem yok. Allah hakim. Mülk Allah'ındır. Malikel mülk. Yete sarafe fi mülki kefe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği bir tasarruf eder. Bana ne ya? Ben kendi irademle mi geldim? Ve ve marabbuke bi selamil lil abid. Allah kullar üzerine salim değildir. Yani cennette gaye yaptırmamış kardeşim ki ölümü sende korku endişe yaptırsın. Cenneti gaye yapan cehennem endişesi olur. Bir şey söyleyeyim, anti açayım. Kuran e, rahmet olduğu için Kuran'ın da ekseri muhatabı avamdır der. Avamda ekseri çıplak hakikatı böyle görürler. Kuran'ın ilk muhatabı avamdır. O zaman ilk tehdit ve e, met ettiği şey avama aittir. <laughs> Kuran ne ediyor? Cenneti. Ama talebe o havasa cenneti gay yaptırmamış. Cenneti gay yaptırmamışsa cehennem endişesi yaptırmamış. Muhatab ilahi olmak rıza ilahi. Cennet değil ki ya. Zaten cennetten geldik. cenneti gitmek için gelmedik ki. Zaten cennetten geldik. Dünyamızı bazılar cennet yapmak istiyor. <laughs> orayı, orayı burada yaşarsan orada neyi yaşayacaksın? Etteyyatı da okuyacaklarını ayakta okursan inince ne okuyacaksın? Hani Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü ama iki tarafı da isteyin. Onun istemesi bu. İmani bil ahiret korkularımızı imani billah mazideki psikolojimizi tamir ediyor. Gel devam ediyoruz. Hüsnü zanın zeminleri. Sabaha kadar buradasınız. Sonra hamiyet. Çıtasını yüksek tut. Yani araba alacağım, hamiyet, telefon alacağım, mektebi, kariyer, lisans yapacağım. Tamam da yani, hamiyetin yüksek tut. Ümmeti Muhammed. Böyle ben Ümmeti Muhammed'in imanına hizmet edeceğim. Karşımda müthiş yangın var. Evladım yanıyor. Birisi çemle takmış. Hiç bak. Hamiyetimizi üstün tutacağız. Ne yaparsan yap. Niyetimiz o olacak. Sonra fedakarlık. Sonra hüştuzana, hüştuzanı şey yapmak, elde etmenin şeyleri söylüyor. Sevabı rıza ile esas yapacağız. Sonra sevabı rebi gay yapacağız. Tevazu ve mahveti yapacağız. Risale'de geçen cümleleri topladım. Başka nokta istinat ve nokta istimdadına dayanmak. Bu koltuğa bak dayanıyorum. Gerçi koltuk benim de bana da ihanet ediyor. Bak aşağıya gidiyor aslında gitme lazım. <laughs> Harun burada bir şey var değil mi? O sabit yapıyor. Yani dayanak noktasına Allah'a iman. Bu noktayı istinat. Nokta istimdad şu. Ebed evet, sonsuzluk ölmek istemiyorum. Kalk geçirmek istemiyorum. Bir anda her yerde, her yerde olmak istiyorum. Ne istiyorsan imdat diye bağırıyorsun. Kimse cevap vermiyor. İmanı bil ahiret diyor ki ahiret iman o bende var diyor. Onun adı e, imdadına verilen cevap noktayı istimdat imani bil ahiret. Lub ile meşgul olmak dalı ile budale değil özle öz meseleler teferratlarla meşgul olma. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstekimi kaybeden ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mu muhakemesiz olanlar, yani bir elinde metre ve e, metre ve kantarı olmayanlar çok aldanır ve çok aldatır. İzzet-i nefis, şeref, hayset sahibi olacağız. Hüsnü zan böyle. Şimdi bir insanın umumu hukuku ayırt ettikten sonra beşeriyet beşeriyetindekileri ne yapacağız bak hüstü düzen nasıl yapacağız? Abi sabredeceğiz. Evlendin mi? Evlilik kaderdir. Evlendikten sonra. Evlenmedin mi? Daha kader değil, tekliftir. Mazi kaderdir. İstikbal tekliftir. Ha, her şeyde sabredeceğiz. İnna Allah'a maz sabirin. Mektubatta bunu söyle. Sonra hazmedeceğiz abiler. Hazmedeceğiz. Ne ne ekmekleri ne gıdalar hazmettiğimiz gibi o sözü, o davranışı kardeşime, eşimden onları hazmedeceğim. Hazım. Kap içmeden hazma alıştıracağız. Affedeceğiz. Karşıya affettiğimizi zannediyoruz. Affetme kafesinden çıkmaktır. Affetmeyin bak. O adam yok burada. Nasıl çorba? Boşu devrilsin ya. Zalime bak. Zaten hep yemek yaparken, araba sürerken hatırıma geliyor. Affedemiyorum ki. Yiyor beni. Kime zarardır? Ona bir zarar var mı? Gafur. Bana zarar var. Affeden kendi hapishaneden kurtulur. Bağırın odada. Affettim Gafur. Affettim seni Gafur de. Of be. Abi bunlar olmuyor. İkinci yöntem. <laughs> ya Rab onu da affet. Beni de affet. Olan her gün her gün duada edince hem, hem dua ona edince şeytan diyor ki. Ulan bu adama gayz nefret şeyleri yapsın diye hatırasına getirdim. Adam dua ediyor ya. Dua edebilen bu sefer daha dua etmesin Müslümanla Müslümana diye daha onu sana getirmez. Bak gördüm affetmek seni hapishaneden kurtarır. <laughs> Pişman olacağız yanlışlarımızdan. Tevekkül edeceğiz. <laughs> Hakikate sarılacağız. Dostlarımızın kıymetini ölmeden önce bileceğiz. Ben şöyle bir yöntem buldum kendimce. Paylaşayım. Bir insan ölmedikçe dostumun kıymetini bilmiyor. Değil mi? Öyle oluyor. Bu sefer onun kıymetini anlamak için hayalen o insanı öldürdüm. Öldü. 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 Sonra gördüm sen. Aa! Harun geldi ya. Lan ölmüştü. Hayalen öldürün. Gördüğünüz zaman dirilsin. Kıymetini anlayın, anlamak için. Çünkü bir şey ölmeden <laughs> diri olmuyor. Bak, diri olmak için ölmek lazım. Sonra hakikate sarılın. Dostlarınızın kıymetini hakikaten bilin. Ufak tefek basit şeylerle lübu bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani hakikati tanımayan hayalata sefer, ifrat tefritten kurtulamayan muvazenesiz olur. Ee, şş, bu rey su doldurdum. Kaç metre su vardır burada? Olur mu? Olmaz bu litreyle ölçülür. Yani kumaşı da litreyle ölçülmez, metreyle ölçülür. Neyi neyle ölçeceğimizi de bilmek lazım. Olmaz. Silah-ı Rahim'i kesmeyeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü bereketlendirdiğini söylüyor. Silah-ı Rahim ilk önce e, akrabalar değil. Şu Bismillahirrahmanirrahim. Rahim var ya Rahim. Ha, onun onayladığı bağ dostlarımızı kalitesini artıracağız. Silah-ı Rahim ile akraba değil, Rahim'in onayladığı bağ. Müslümanlar arasındaki bağ kesmeyeceğiz. Dostlarımıza, davamıza sahip çıkacağız. Hep Silah-ı Rahim'dir. Sıla demek bağ demektir. Rahim'in bağ demek. Bismillah'taki, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim'in onayladığı bağ. Rahim'in onaylamadığı bağ kurmayacağız. Allah'tan Celle Celaluhu razı olacağız. Ne demek ya? Allah'tan razı olmak kolay değil. Maddi ve manevi verdiği ömre, cinsiyete, maddi ve manevi rızka. Ya Rab sen, senden gelene amenna ve sadakten razıyım. Yani böyle isyan var. şeyler takılmayacağız. Ya benim buldun ya bu zaman? işte olmasaydı ya. Ya Rab bu kadar da istedik ya duamız da olmuyor. Ben ben ne yaptım ki bu başımdan şey geliyor? İki de bir ya başım belada kuruyor. Hep zaten böyle oluyor ya ben. İşte razı ol, ol, olunmuyor işte onlar. Allah'tan Allah ile razı olacağız. Ee, Allah'tan razı olduk mu? E, nefsin hangi mertebesindeyiz? Ma, Marziye. Birincisi nedir Enşer, Böyle soğan gibi. Emmare. Levame. Levame. Mülhime. Mayne. Raziye. Allah'ımdan razı olmak kolay değil ha. Ama çok güzeldir. Ya Arap ne yaptınsa razı. Diyebilmek. İşte gibi haletlerin doğmasına sebep Hüsnü Zan'dır. Hüsnü Zan bunlarla doğuyor. Herhalde bir tane de kaldı. Onu da yapayım. Şimdi güzel ahlakından neşet eden Hüsnü Zan'lı ile Hüsnü Zan'ın bir zemini de güzel ahlakmış. Güzel ahlak bak ne var? Güzel ahlak, hüsnü haslet, hüsnü niyet, güzel fikir, Hüsnü Zan bir araya gelirse tılsım olurmuş. Kainatın tılsımı açılır. Elma elma olmaktan çıkar. Adam sordu bana. Dedi ki Almanya'da e, cenaze evine gittim. Anlatmışım bir de anlatayım. Meğer orada öğretmen varmış. E, Türk okulunda öğretmen. Felsefeciymiş. O da akrabansıymış gelmiş. E, bana dedi ki hoca dedi. <laughs> Senin için dedi nurcu diyorlar dedi. Doğru mudur dedi. Elhamdülillah en küçük efradından değil Doğru. Ben dedi sana bir özel soru soracağım. Eğer değilse sormayayım. Sor kardeşim. Nurculuk sana ne kattı dedi hayatına felsefeci ya. Ben dedim nurcu değilken ağaca bakıyordum, ağaç ağaçtı, kuşa bakıyordum, kuş kuştu, denize bakıyordum, deniz denizdi. Sonra ben Risale-i baktım ki ağaç ağaç değilmiş, sure etmiş böyle. Kuş kuş değilmiş, deniz deniz değilmiş, başka bir şeymiş ya böyle. Sonra nereye geldin dedi şimdi. Sonra bir de baktım ki meğer ağaç ağaçmış, kuş kuşmuş, deniz denizmiş. Ne değişti dedi başa geldin. O değişmedi. Ben değiştim. Ya. Bu ağaç ağaçlıktan kalkıyor. Sanki mevcudat seninle konuşuyor. Usta sarı çiçeği görmüş bir risale yazmış. Böyle. Evet geçiyorum. Zanlı hüsnü zana çeviren imanı bil ahiretmiş. Ahirete iman arttıkça Hüstü zan, zan, var ya ortada maslar gibi. Hüstü zan, suyu zan. çeviren ahirete iman arttıkça hüstü zan artıyor. Tamam. İmanımızı artırdıkça hüstü artıyor. Mesela şöyle diyeyim. Ben bunu yapamam, ben bunu yiyemem, diyemem. Bunu yapmam lazım, demem lazım, vermem lazım, işlemem lazım. Dettire nedir? Ahirete iman. Ben bunu diyemem çünkü ahiret var. Ben bunu yapamam çünkü ahiret var. Ben bunu yaparım, yapmam lazım çünkü ahiret var. Hayatımızı anlamlandıran, farkındalığımızı artıran imanı bile ahirettir. Kaldırın imanı bile ahiret hayattan. Helal, haram, annedir, bacıdır, ayıptır, günahtır ya olur mu ya falan. Bunlar hepsi kalkar gider, yok olur. Yani hayatımızı anlamlandıran, konumlandıran, derecelendiren, kıymetlendiren bu ne kadar iyidir? İman bile ahirette olur. Senin için olmaz ol olmazların var ya böyle o kadar hassas olur. Adam için hiç umurunda de değil. Mesela namaz. Niye namaz adamın hayatında pek ihtiyaç yok? Niye Allah'a ihtiyaç duymuyor? Niye ahirete ihtiyaç duymuyor? İmanı bile ahiret hayatına hükmetmiyor. İmanı bile ahiret arttıkça zan hüstü döner. İman sonra zanlı şefkati, muhabbeti, münasebeti güzel olan karabetleri yakınlık, yakınlık, hissedilen, hürmet eden, edilen, ihlaslı kusurlara, kusurları üzerine alan, bakışını güzel yapan insan kıblesini, istikametine koymuş olur. Yani Hüsnü zanı kıblesine koymuş olur. Hüsnü zanın kıblesi şu. Şefkati, muhabbeti, münasebeti, e, ee, silah-ı rahimi, hürmet edilmesi gereken şeye hürmet edilmesi miktar kadar hürmet etmek, ihlas, kusurları deruhte etmek, bakışını niyet ve nazarını değiştirmek hüstü zana atıyor bizi. Vahır da vahum enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.